Mimarlar malikaneyi istediğimiz şekilde yaptılar umarım. Evet patron, istediğiniz gibi. Vay hey gidi be. Yolculuk nasıl geçti patron? İyiydi. Bundan sonrası belirleyecek. Dostum. Neydi lan? E-barmen evet. Miydi? Neydi nasıl diyeyim? Çok güzel olmuş ha. Bak söylediğim gibi yapmışlar. Güzel. Şapkalıyı getirin bana. Aro. Andreas'sın değil mi lan sen? Evet patron, buyurun. Bu şapkalı çocuğu getirin buraya. Anlaşıldı. Kim şapkalı hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Gözüme o takıldı. Saçları bağlı gibi duruyordu çünkü. Alabilmem lazım değil mi? Neydi la, soğuk muydu? Unuttum anasını satayım. Soğuk muydu, la mıydı, neydi? Patron. Ne? Şapkalı arkadaş bizi duymuyor sanırım. Dalmış biraz. Öyle mi? Evet patron. Pekala. İtalya'da iki kişi daha görevlendirmiştim. Evet patron. Amerika operasyonları için. O ikisi nerede? Biri birkaç işleri daha var, henüz bitmemiş. Haftaya gelecekmiş. Diğerinden haberim yok. Yani benim haberim yok patron. Haberin yok. Senin haberin var mı Maro? Yok patron. Bu güya Amerika'daki işleri ben yaparım diyen eleman değil mi? Evet. O kadar bastırarak sormuştum değil mi? Evet patron. Adı ne onun? Adını da bilmiyorsun. Tanışıyor Evet. musunuz? Ben henüz tanışmadım Ben de kendisiyle. tanışmadım da. Anlıyorum. Pekala. O halde bana tek tek çocukları bir getirin, bir tanıyalım değil mi? Emredersin patron. Tek tek sıra mara istemiyorum ama ha. Anlaşıldı Anlaşıldı. patron. Hadi. Ulan Berke! Ulan Berke! Neredesin lan sen yine?
Güya belki ekibin başına koyduk. Sinan Işkırık oldu. 10 kişiye abonelik hediye etmiş. Eyvallah Sinan'ım. Hoş geldin. Hoş geldin. İyi akşamlar. Kulağın işitiyor mu çocuk? Şu anda duyuyorum evet Batur. Adın nedir? Getson. Getson Hernandez. Getson Hernandez ha. Evet Batur. Ne iş yaparsın Getson? Futbolcu değil mi lan bu Getson? Batur ben daha çok böyle marketlerde kasiyer olarak daha çok küçük işler böyle. Sokaklarda yemek vesaire sattım. O tarz işler yaptım. Küçük işler yapıyorsun öyle mi? Evet. Küçük bir adamsın yani. Büyümeye çalışıyorum diyelim patron. Sizin gibi büyük birinin yanında. Peki senin gibi küçük bir adamın böyle büyük bir yerde ne işi var? Böyle büyük insanların yanında ne kadar büyüyebileceğimi görmek istiyorum patron. Neden büyümek istiyorsun? Yani büyük balık küçük balığı her zaman yer. Büyük balık olmak lazım. Büyük balık olacaksın yani. Öyle umuyorum patron. Buradaki tek büyük benim. Benim dışımda herkes küçüktür. Anlaşıldı patron. Hedefin benim büyüklüğümü mü almak yoksa Getson? Hayır patron. Zaten çapın yetmez. Pekala kasiyer çocuk. Bakalım bundan sonra marketçimiz mi olacaksın? Yoksa kellecimiz mi? He? Nasıl emrederseniz patron. Pekala Getson. Pekala. Hoş geldin. Hoş bulduk patron. Teşekkürler. Çıkabilirsin. Nasıl? Bundan sonra ekiple böyle. İyi değil mi? Keyifli. Getson ha. Getson Fernandez değil mi? Futbolcu değil miydi oğlum o? Futbolcu değil miydi o? Mauro, Mauro da Mauro Icardi mi diyorsun? Sorayım lan merak ettim. Mauro. Sen Andreas mıydın? Evet patron. Senin adın ne? Şey soyadın. De Carlo. De Carlo. Evet patron. Pekala. Lionel Messi ben patron. Kim bu zibide evde koşturan? Her an trollenebiliriz. Susturdum. Nasıl biliyorum? Nasıl bildim direkt ama? Salak. Adın nedir top sakallı? Efendim? Arthur benim oğlum. Arthur Hers. Arthur. Evet patron. Seviyor musun top sakal? Yani kısmı. Hoşuma gidiyor. Ne iş yaparsın Arthur? Benim önceden bir şirketim vardı. Şirketin? Evet. Ne üzerine? İhracat. İthalat ihracat üzerineydi. Alış satış diyoruz. Evet. Ortağım tarafından dolandırıldım. Parasız pulsuz kaldım ondan sonra. Öyle olunca buraya geldin ha? Evet öyle oldu. Patron. Peki biz aşevi miyiz? Sana para mı vereceğiz burada? Ben o şekilde gelmedim. Çalışıp emeğimin karşılığını almak için.
Peki burayı, diyelim. Buraya geldim. Çalışıyorsun ve ben sana emeğinin karşılığını vermiyorum. Ne yapacaksın o zaman? Yapacak bir şey yok patron. Karnımız doyuyor mu? Doyuyor. Önemli olan o bence. Pekala Arthur, hoş geldin. Bize. Hoş bulduk patron. Parmaklarını gözüne sokar. Pekala, çıkabilirsin. Çıkabilirim. El uzatma yok. Keşke olsa şöyle el uzatma değil mi animasyon? Bak her şeyi yaptılar, onu yapmıyorlar. Onu da yapsalar lan keşke. Bir animasyon yapılırsa kullanılır bence. Aleyküm selam. İzmir'e ne zaman Vito Cafe açarız? Zor abi İzmir'e Vito Cafe. Bizim Vito Cafe şu an Allah'a şükür güzel gidiyor ama daha tabii ikinci, üçüncü şubeler için çok vakit var yani. 1,5 ay oldu anasını satayım dükkanı açalım. Ne ara açalım yani? Bakalım bu kara çocuk kimmiş? Kara çocuk! Merhaba. Aurelia ben patron. İsmini sordun mu? Haklısın, özür dilerim. Ki ben sana bir şey demeden seni yapacak mısın bundan sonra Aurelia? Her türlü. Demeden yapacaksın yani. Yok tabii ki, siz ne emrederseniz. Mauro. Efendim patron. Önce sen bir tokat at Aurelia'ya. Belki kendine gelir değil mi? Gelir bence de. Evet Aurelio. Bana biraz kendinden... Ama sen daha ben konuşmadan devamlı lafa giriyorsun. Sanki hayatını pek değerli görmüyorsun gibi ha Aurelio. Şimdi bana kendinden bahset. İtalya Palermo'da oldum patron. Palermo'nun Kansas mahallesinden. Palermo'nun Kansas'ı. Annem beni doğururken vefat etmiş. Babam da İtalya İç İstihbarat Teşkilatı'nda çalışıyordu. Bu yüzden benimle pek ilgilenemiyordu. Onun için 13 yaşına kadar bir bakıcı tarafından büyütüldüm. Oğlum, 13 yaşında var, babam girdiği bir operasyonda vefat edince kendimi onu öldüren çeteyi öldürmek için bir intikam yemeğini içerisinde buldum. O andan itibaren hayatımdaki tek amaç hedeflerimi yerine getirmek oldu. Bundan yaklaşık 3-4 ay önce bu hedefimi başarıyla yerine getirdim. O ana kadar beni babamın arkadaşları olan teşkilattaki veya polis ekibindeki arkadaşlar beni büyüttü, yetiştirdiler. Hem silah kullanmak olsun hem de istihbaratla ilgili teknikler olsun öğrendim. Bunun üzerine bundan dediğim gibi 2-3 ay önce hedefimi yerine getirdim. Çetenin başındaki ismi öldürdüm bir yemek esnasında. Bunun üzerinde benim için İtalya'da yapacak herhangi bir hedef, bir amaç kalmamıştı. Ben de Los Santos'a sizin yanınıza gelmeye karar verdim. Bundan sonra tek hedefim sizin gözünüze girebilmek. Peki Aurelio, diyelim benim gözüme giremedin. Senden kafamı sıkarım. Diyeyim. Bir daha benim lafımı kesersen senin kafana değil götüne sıkarım. O zaman ne olacağını daha iyi anlarsın acı acı değil mi? Bir İtalyan her şeyden önce disiplini bilmeli. Çetelerle uğraşmışsın ama çete gibi olmuşsun. Saygıyı unutma. Büyüklerinin lafına girersen büyüklerin sana girmek zorunda kalır. Ve bu kalın gelir değil mi? Aurelio. Haklısınız patron. Beni de konuştum. Kalir.
Pekala. Biraz da heyecanını yen. Yoksa heyecanlanacak bir kalbin kalmayacak. Calire! İtalyan mı aksan yapıyor? Çık dışarı. Calire! Aga çocuk iyi de mikrofonunu bir düzeltmesi lazım. Onu bizim çocuklara söyleyeyim. Çocuklar Aurelio'ya söyleyin. Mikrofonunu düzelsin. Ventilatör mü o sizce? Ne bileyim çok rüzgar. Ventilatör olabilir. Öyle bir rüzgar geliyor gibi olabilir. Evet evet. Adam bir şey... Yaklaş bakalım çirkin saçlı çocuk. Adın nedir senin? Sezar patron. Sezar. Evet. Sezar ismini severim. Benim babamın adı da Sezar'dı. Doğrudur patron. Allah rahmet eylesin. Ne diyor? Rahmet eylesin. Sen nerelisin bakalım? Ben New York'un Harlem mahallesinden geliyorum patron. Dinin nedir senin? Elhamdülillah Müslümanım patron. Nasıl Müslüman oldun? Küçük yaşlarda bir ablamız vardı bizim yetimhanede. Onun sayesinde patron. Evet, New York'taki bir yetimhanede Müslüman bir kadın seni Müslüman yaptı, öyle mi? Ben zaten ailem de Müslümanmış. Hani yetimhanede büyümüştün sen? İşte bana anlattıkları kadarıyla ailem de Müslümanmış. Ben bu yüzden ailemin yoluna gitmek istiyordum patron. Andreas. Evet patron. Ben arkadaşla arkada bir ilgilen bence, değil mi? Benimle gel. Mauro. Efendim patron. Bu İtalyan ailesine yakışan isimlerle çalışacağız, değil mi? Evet patron. Adam New York'ta yetimhanede büyümüş ama ailesi Müslümanmış ve Müslüman bir kadın onu Müslüman yapmış. Siz bu adamın geçmişini hiç sorgulamıyor musunuz? Sorguluyoruz patron. Fakat sizin önünüze gelince heyecanlanıyorlar sanırım. Tam anlatamıyorlar. Onu öldürün. Emredersiniz. Başka birini getirin. Ne anlatıyorsun dayı sen? Ne anlatıyorsun abim? Ne oluyor abla be? Ya baba hadi Müslüman okey. Onu da bir güzel bir şeye bağla yani. Yetimhanede büyümüşüz. Ailemiz olmuş. Dakika bir gol bir anasını satayım ya. Sen ne anlatıyorsun be abim be abla be. Aynen öyle oldu, anasını satayım. Atsın CK'sını gelsin. Dünyanın en hızlı CK'sını yedi çocuk ya. Tipi de kötüydü değil mi? Ay. Darbeli hamsiden 25 lira bağışımız var. Vito varsa ben de varım abi demiş. Darbeli hamsi, bu nasıl bir nick be oğlum? Darbeli hamsi. Bu arada şu telefona bir Twitter mi Twitter bir şey indirek ya. Tamam.
Oğlum bu Paul biraz Laz'a da benziyor ama dur bakalım. Bu Laz'sa bile bunun sonu kötü. Bizim malikaneden nasıl fotoğraf atıyor bize sormadan? Dur bakalım. Bakalım bu kim? Bu Paul. Paul'de de bir şeyler olabilir. Gel bakalım dövmeli çocuk. Adın nedir? Ricardo patron. Ricardo Ricardo. Sabino. Nereden geliyorsun buraya Ricardo? Portekiz patron Lisbon. Biraz daha yaklaş, duyamıyorum seni. Portekiz Lisbon patron. Portekiz Lisbon ha. Evet. Portekiz güzeldir. Portekiz gibi güzel bir ülkeden buralara niye geldin bu bataklığa? Patron, benim yaşadığım yerler çok da güzel değildi. Sokaklarda büyüdüm ben. Lisbon'un kuytu sokaklarında. O yüzden hayatım bir tık karmaşık geçti. Neden sokaklarda Baba büyüdün? da... Patron, babam annemi genç yaşta terk etti. Ben de annemle tek başıma kaldım. İşte evin geçindirmek için çalıştım sokaklarda. Ne iş bulursam onu yaptım, ne verilirse onu yaptım. Hani hem artık annemi geçindirmek için, iyi bir lüks hayat yaşatmak için, hem de emeğimi karşılığını almak için buralara geldim yani, Amerika'ya. Bir tanıdığım vardı, onun vasıtasıyla geldim. Annen için diyorsun her şeye. Evet patron. Yani babam yüzünden hayatımız çok kötü yollara sürüklendi. İyi bir Peki. hayat yaşaması lazım. Onu isterim yani sadece. Peki Ricardo. Bugün bir iş yaptık. Bu işte yakalandın. Ardından bir şekilde senin anneni de yakaladılar. Evet patron. Ve dediler ki ya annen ölecek ya Vito Salvatore. Bu durumda ne yapacaksın? Patron, bazen fedakarlık yapmak gerekir. Kimi feda edeceksin? E şimdi bu soruya direkt annem feda ederim demem ama o durumda yapacak bir şey yok yani. Sizi feda edemem patron. Burada sizin için çalışıyoruz çünkü. Böyle bir durumda ne yapacaksın biliyor musun evlat? Kendi kafana sıkacaksın. Çünkü ne yemininden dönebilirsin ne kanından. Dönebileceğin tek şey kendi canın olur. Gözümü Pekala. kırpmadan veririm patron. Hoş geldin Ricardo. Hoş bulduk. Güzel. Güzel. Ricardo'yu da tuttum. Güzel. Keyif alıyorum. Tatlanıyor şu an. Tatlı. Pekala çıkabilirsin. Dediğim işi hallettiniz mi? Hallettim Kadri. patron. Bir de böyle adamlarla muhatap olmak zorunda kalmak istemem değil mi? Evet patron. Herkesin önüne bir ders verdim ha. Öldürün dedim. Öldürdün değil mi? Boynunu kopardım. Boynunu kopardın. Evet patron. Nasıl kopardın boynunu Ellerimle Andreas? patron. Eşeğin siki Andreas. Patron, atlarım üstüne. Arrıyım. Boynunu kopardım. Nasıl kopardın lan boynunu? Ulan bu Andreas'tan korkulur ha. Oğlum bu Tuğrul %100. Hoş geldin evlat, adın nedir? Lloyd Garmadon patron. Aynısı olmuş, benzemiyor. Lloyd mu? Evet patron. Lloyd. Lloyd, Amerikalı mısın sen?
Yok patron. Berlinliyim. Berlin, Alman. Evet. Almanya disiplinli yerdir. Severim Almanları. Sen de öyle misin? Evet patron. Peki Almanya gibi güzel bir ülkeyi niye bırakıp geldin? Almanya'da her iş var. Patron, ailemin ölümünden sonra orada daha fazla kalmak istemedim. Ulan ekibin ne yarısı ölmüş ailesi? Niye öldü ailen? Trafik kazasında patron. Trafik kazası ha? Evet. Ne zaman oldu bu olay? Olay 2000'li yıllarda oldu patron. Lan 2000'li yıllar ne demek? Her işten anlar mısın peki? Daha çok mekanik anlarım patron. Arabadan anlıyorsun. Evet. Güzel. Şoförlüğü nasıl? Şoförlüğüm de iyidir patron. Şoförlüğün de iyidir. Pekala Lloyd. Bakalım Alman otomotiv sektöründeki yetenekler sende var mı? Göreceğiz. Pekala. Bizim şu an burada ezan okuyor arkadaşlar. Geliyor olabilir belki ses. Çık bakalım. Tamamdır patron. Patron, silahınızı vereyim mi? Şu an gerek yok. Tamamdır. Aziz Allah. Arkadaşlar güzel başladık değil mi rollere? Şu an sadece bak rol yapıyoruz. Ne güzel işte böyle rol oldu mu? Çok keyifli anasını satayım. Rol oldu mu çok keyifli. Vibe iyi olmuş değil mi? Vibe yaptığımız, sıfırlama yaptığımız. Vallahi iyi oldu ya. Yaklaş bakalım. Adı nedir evlat? Arnold patron ama buranın yerleri biraz Arnold diyerekten değiştirebiliyor. Ben de alışmaya çalışıyorum. Biz ne diyelim sana? Arnold mu diyelim? Siz nasıl uygun görürseniz patron. Pekala Arnold, soyadın nedir? Zek. Arnold Zek. Evet patron. Kaç yaşındasın Arnold? 26. 26 yaşındasın ha. Evet patron. Peki bu 26 yılını tek bir cümleyle özetle desek bu cümle ne olurdu? Küçük bir kasabadan çıkıp büyük bir hayata atılmak. Büyük bir hayata atılmak. Büyük bir hayatta mısın şu an? Sizle olduğum sürece evet patron. Nerelisin sen Arnold? Patron, ben İtalya Portofino'luyum. Cenova taraflarındayım. Evet, oraları iyi bilirim. Ne iş yapardın orada? Çiftçi çocuğuyum. Babam çiftçiydi. Ben de onunla birlikte büyüdüm. Ama bu hayat artık bana çok sıkıcı geldiği için birazcık daha uzaklara dalmak istedim. Babanı bıraktın geldin yani. Kendisi rahmetli oldu patron. Öyle mi? Evet. Annem var mı? Annem de rahmetli oldu. Babamın Kimsen acısına yok. dayanamadı. Evet. Kardeşim falan. Sadece sizin için varım. Sadece benim için varsın ha. Evet patron. Peki ben desem ki senin varlığından sıkıldım, ölecek misin? Evet patron. İlginç. Bu sözünü sana hatırlatırım daha sonra Arnold. Nasıl isterseniz patron. Pekala, hoş geldin. Hoş buldum. Güzel, yeni çocuklar yalnız güzel roller var Patron, ha. izninle bir şey söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Sözüm her zaman senettir, özellikle sizin için. Zaten Salvatore bünyesinde olan birinin sözü senet değilse yeri mezarlıktır Arnold. Haklısınız patron. Pekala, çık bakalım. Teşekkür ederim.
Güzel. Yeni çocukları yalnız beğeniyorum. Şu an bir tane patates vardı. O da heyecandan sapıttı galiba. Onun dışında gayet güzel gidiyor. Gayet güzel gidiyor. Şu anda kestiriyorum kime ne paslasam, ne iş yaptırsam falan filan diye. Aranız çok çekecek ama. Böyle büyük büyük konuşmayı bakalım neler yaşayacak. Yalnız bu yayının bir YouTube YouTube ne ama? YouTube. YouTube videosu gelir arkadaşlar. Çünkü keyifli bir yayın oldu şu ana kadar. İyiydi. Mbappe geldi lan aklıma. Gel bakalım evlat, adın nedir? Raul Perez patron. Raul Perez. Evet. Çocuklar patron. Siz ne yaptınız ya? Real Madrid kadrosu mu kurdunuz? Biri Raul, biri Alexander. Birisi Mauro. Ha? Denk geliyor patron. Ne ulan bu? Pekala Raul. Anlat bakalım nerelisin? Meksika'nın Salvador kentindenim patron. Meksika Salvador. Evet patron. Peki Salvador ne anlama geliyor biliyor musun İspanyolca'da? Tam bilmiyorum patron. Salvador, İtalyanca'da Salvatore kurtarıcı anlamına gelmektedir. Yani biz bu şehrin kurtarıcılarıyız. Sen de kurtarıcıların şehrinde Salvador'da doğmuşsun. Bir tesadüf mü sence? Tanrı'nın bana lütfettiği bir şey olabilir patron. Bir lütuf diyorsun. Evet patron. Peki bu lütuf senin için bir lanetse onu da kabul edecek misin Raul? Tabii ki patron. Pekala. Ne yapardın bakalım Salvador'da? Delgado kasabasında büyüdüm patron. Delgado. Oralarda babamı küçük yaşta kaybettim. Pek tanımam kendisini. Annemle birlikte büyüdük. Bir abim vardı. Kirli işler yüzünden ikisini de gene kaybetmiş bulunmaktayım. O yüzden ben de artık para kazanmak için ne iş olursa yapmaya başladım. Tam uzaklaşayım derken, kaçarken sınırda yakalandım. Sonra yolum buralara düştü. Abilerin kirli işleri de ölmüş öyle mi? Yani gasp ve soygunculuk çok yapıyorlardı patron para için. Peki sen de para için gasp ve soygun yapar mısın? Hayatım değersizleşince patron, değerli kişilerin yanında olmak istedim. Bundan sonra gasp ve soygun yapacaksın para için. Bunu siz nasıl emredersiniz? Bunu da benim için yapacaksın değil mi? Siz nasıl emredersiniz patron? Pekala Raul. Hoş geldin bakalım aramıza. Hoş bulduk patron. Araç vergisi ne lan? Arabam yok ki. Çık bakalım. İzninizle patron. Oğlum benim arabam mı var lan? Araç vergisi ne amına koyayım? Kardeşim yemin ediyorum Türkiye simülatör ya. Vallahi Türkiye simülatör. Ne oluyor anasını satayım ya. Evet hadi bakalım. Evet yeni birisi geliyor. Bakalım bu kimmiş. Beynini yaktı adam gelirken. Ne yapıyor lan o? Bu sefer Tuğrul bence. Gel bakalım evlat. Yaklaş. Adın nedir? Duyamadım. Miguel Castillo. Nasıl bildim ulan? Tipi hiç değişmemiş, çok benziyor. Miguel Castillo ha? Miguel patron. Miguel Castillo. Miguel. Evet efendim. Kaç yaşındasın sen Miguel? 23. 23? Evet efendim. Bu genç yaşta hayat seni niye buralara sürükledi ya? Hayat ara sıra çok acımasız olabiliyor efendim. Ne
Ne ilgisi var acımasız olmasıyla? Buraya niye geldin? Diyorum hayat acımasız diyorsun. Ne diyorsun abi? Ben İtalyalıyım efendim. İtalya Sicilyalıyım. Maria Napoli kasabasında. Ben orada eskiden bir ailenin koruması olarak çalışıyordum. Fakat aile orada bir baskın sonucunda dağıldığı için geriye son kalan kişi ben oldum. Ve ben de uzun zamandır düşündüğüm üzere Amerika'ya taşındım. Burada birçok tanıdığım vardı. Ondan dolayı buralara gelmek zorunda kaldım. İtalya'da pek yaşayanım kalmadığı için. İtalya'da kimsen kalmadı ha. Evet efendim. Her işten anlar mısın koruma? Tabii patron. Arabadan da anlarım. Madem her işten anlıyorsun, kendi aileni niye koruyamadın? Elimden geleni yaptım. Bazen gücüm yetse bile herkesi koruyamayabiliyorum patron. Peki ailen ölmüş. Sen niye hayattasın? Niye hayattasın? Kaçtın mı yoksa Miguel? Çatışmadan ha. Hayır efendim tabii ki. Son kişiyi öldürene kadar savaştım. Fakat herkesi öldürmem ailemi kurtardığım anlamına yine de gelmez. Sonuçta hepsi öldü. Ulan Miguel, ne anlatıyorsun sen? Ne diyorsun be abim be? İyi bakalım Miguel. Bakalım buradaki ailen de ölecek mi? Miguel paslanmış bizim. Torun ne lan bu hal? İki cümleyi bir araya getiremiyor. Çık bakalım. Torun ne oldu lan sana? Paslanmışsın lan paslı Torun. Patron benim öncelikle annem ve babam öldüğünü size söylemek istiyorum biliyorsunuz. Bunu bilmiyorsunuz herhalde galiba. bilginiz yoksa hala ulan ekibin yemin ediyorum kimsenin de aile yok. Hepsi paramparça ya. Patron. Arkadaşın ismini öğrenmeden söyleyeyim gerçekten bilerek olmuyor. Denk gelmiş. Sen hangi takımlısın aslanım? Patron. Adın ne? Ronnie. Allah'ım yarabbim. Rony mi ismin? Rony patron. Rony. Nerelisin sen Rony? Kaliforniya, Amerika. Amerika. Evet patron. Ne yapıyorsun buralarda? Patron, genelde kapkaç, hırsızlık ve bir takım olaylar. Tam bir şerefsizsin yani ha Rony. Biraz öyle patron. Peki burada ne arıyorsun? Los Santos'ta he? Ailemi trafik kazasında kaybettim patron. Kimsem olmadığı için de sikeceğim herkese. Buraya göçettim. O zaman pis işlerimizi sana yaptırırız. Ne diyorsun dur ona ya? Sizin için seve seve patron. Anlıyorum. Peki araban var mı? Arabam henüz yok. Bizde bir araç var mı çocuklar? Şu anda verip kullanabileceği. Var var patron. Tamam. Rony gidiyorsun üstünü değişiyorsun. Tamam şekil şemal değiştiriyorsun. Gidiyorsun 3 kişiden 100'er dolar soyuyorsun. Sen kapkaççısın bilirsin bu işleri ha. Evet patron.
Bana 300 dolar getiriyorsun bugün. Pekala patron. Hadi görelim bakalım ne kadar elin hızlı. Nasıl istersen patron. Ama şeklini şemalini değiştir baya. Sıkıntı yok patron. Tamam. Kimse benim olduğumu bilmez. Hadi bakalım hırsız çocuk. Pekala. Elimizi de öpsün. Pekala çıkabilirsin. İyi günler patron. Ulan herkesin sülalesi ölmüş kardeşim. Ne lan bu? İyi, bundan sonra bütün hırsızlıkları ben Roni'ye yaptırırım. Kayıp Real Madrid kadrosu yemin ediyorum ha. Allah kardeşim, herkes futbolcu çıkıyor ya. Roni bari emekli olmuştur iyi. Bakalım bunun ismi. Efe de şey diyor ya, patron bilerek yapmıyoruz gerçekten. Adın nedir evlat? Değişik bir tip la bu karakteri bu herifin. Beni duyuyor musun çocuk? Doğru. Efendim patron. Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum evet patron. Duyuyoruz. Ha. Adın nedir çocuk, söyle bakalım. Leroy patron. Leroy. 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 Evet patron. Soyadın nedir? Martinez. Nerelisin Leroy? Buralıyım patron. Los Santoslu. Burada mı doğdun? Evet patron. Nerede yaşıyordun burada? Şehirde patron. Şehrin neresinde? Benim bir burada evim yok patron. Normal motelde. Pink Hitch Motel. Otelde yaşıyorsun? Evet patron. Neden? Ailemi katlettiler patron. O yüzden. Oğlum siz bilerek mi bu ailesinin hepsinin ölenleri topladınız? Neyin peşindesiniz siz ya? Aro. Patron. Yani ya özel olarak öyle bir şeyimiz yok ama. Anası babası ölmüş. Birinin kardeşini kesmişler. Birinin abisini öldürmüşler. Ne biçim bir adam topladınız oğlum? Yetimhaneye döndü lan burası. Evet, anlat bakalım. Niye katlettiler aileni Leroy? Patron. Ben paralı askerlik yapıyordum. Paralı asker. İyi işler başardığımdan dolayı ailemi katlettiler. İyi işler başardın diye niye aileni katlediyorlar ya? Patron, yanındakiler değil, düşmanlarım. Kim mi senin düşmanın? İşte paralı askerlik yapıyorduk patron. Evet. Beni buldular. İşte biz de kim olduklarını bilmiyoruz. Bize dediler şunlara gidin, alın, vurun. Biz de vurduk. Ekibimizi yani toplu paralı askerli yapan kişileri aldılar. Ailelerini buldular. Katlettiler patron. İlginç bir hikaye. Sonra ne oldu? Sonra patron, kendimi kapattım. Şehirden çıktım. Gittim. Yurt dışına. Sonra geri geldim patron. Geri döndüm şehre. Sizin emrinizdeyim patron artık. Andreas. Evet patron. Arkadaşımızın askerliği çıktı. Kanada'ya. Tamamdır patron. Sen bir Kanada'ya uğurla bakalım arkadaşımızı, değil mi? Gel buraya. Orada bir görev yapsın bakalım. Ne diyor anasını satayım? Biz diyor paralı askerlik, askeriz diyor. Düşmanlarımız vurdu bizi diyor. Ne anlatıyorsun dayı sen? Ne diyorsun be abi? Ne diyorsun abla be? Nasıl bir karakter hikayesiydi lan bu? Paralı askerlerimiz ne biçim bir şeydi? Çok garip bir hikayeydi lan.
paralı askerdik biz. Los Santos'ta düşmanlarımız geldi, bizim ailelerimiz... Lan nasıl bir hikayeydi bu ya? Yok ya, karakter iyi bir karakter hikayesi değil abi. CK yani. Daha iyi bir karakter yapsın kendine. Beğenmedim yani. Hani bu. Şu anda beğenmediğim ikinci kişi oldu hikayesi. Gel bakalım çocuk, adın nedir? Henry Lopez. Lopez mi? Evet, Henry Lopez. Henry Lopez. Kaç yaşındasın Henry? 26. Bu da bir Henry yine, bunda da bir futbolculuk var. 26 yaşındasın ha? Evet, 26 yaşındım patron. Peki bu 26 yılda neler yaptın? Dededen kalma mekaniğimizi işlettim. Bir yandan gizlice illegal modifiyeler yaparken kaçak araba parçalarının al satını yapıyordum mekanikte. Oranın işletmesini ve düzenini gerçekleştiriyordum. Anlıyorsun yani arabadan. Gayet iyi anlıyorum. Neresi sen? İtalyanım ben patron. İtalya'nın Roma şehrinde, Tiarasa mahallesinde doğdum. İtalya'da mı yapıyordun bu işleri? Hepsini. İyi, güzel. Burada bizim de zaten bir işletmemiz var. Orada iyi iyi çalışacaksın o zaman, değil mi? Tabii, kesinlikle. Pekala Henry. Hoş geldin. Henry deyince aklıma hep efsane futbolcu Henry geliyor. Pekala, çık bakalım. Teşekkürler. Henry güzel bir çocuk gibidir. Ya şu an gayet iyi gidiyor, bakalım. Ailelerle tanışacağız. Patronu, arkadaşı yolladım. Onun da mı boynunu kopardın? Yok. Balkondan attım arkadaşı. Balkondan attın. İyi, bu sefer iyi bari. Patron, atladım, ısırdım. Boynunu yalamaya başladım patron. Gel bakalım evlat. Yaklaş. Adın nedir? Sergio patron. Sergio. Evet. Nasılsın Sergio, iyi misin? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Neden iyisin? İyi olmamam için bir sebep yok efendim. Hmm. Güzel. Nerelisin Sergio? Aslen Romalıyım ama ailem Roma'dan göç edip buraya yerleşmişler iş imkanı olduğu için. O yüzden burada doğdum. Soyadın nedir senin? Mazzini. Ailen yaşıyor mu Sergio? Hayattalar efendim. Emlak işiyle uğraşıyorlar. Emlak işi? Evet. Ev alıp satıyorsunuz ha? Yani aslında çok satmıyorlar, sadece yaşlandılar artık, biraz dinleniyorlar ama arada bir babam keyfe satıyor yani. İşin gücün varmış. Niye geldin buralara? Ya o iş beni çok sarmıyor patron. Biraz mekanikte uğraştım arabalarla ama o da biraz tatsız tuzsuzdu. Hmm. Farklı bir serüven için bu hayata atılayım dedim. Farklı bir serüven. Biz macera kitabı mı yazıyoruz? Serüvene atılıyorsun Sergio. Yok efendim. Oyun mu oynuyoruz biz burada? Evet. Kendim bu işte daha iyi olacağımı inandığım için o yüzden buraya katıldım patron. Nedir buradaki iş? Buradaki iş biraz illegal yaşantı. İllegal yaşantı. Ve de sizin emrinizin doğrultusu altında ilerlemek. Bakalım nasıl bir illegal yaşantı süreceksin Sergio. Sizin biçtiğiniz hayat kadar patron. Pekala. Hoş geldin bakalım.
illegal yaşantılı Sergio seni. Hoş buldum efendim. Çık bakalım. Müsaadenizle. İllegal yaşantı benim işim. Patron, atladım. Birinin boynunu kopardım. Birinin orada parmağı yapıştım. Birini de yalıyorum o esnada patron. Biliyor musun nasılım böyle bak. Acayibim ha patron. Arkadaşlar bir anket yapalım. Moderatörler buradasınız değil mi? Gürkancığım. Mercedes mi Maserati mi alalım? Ben Maserati diyorum. Mercedes içim dışım Mercedes oldu. Bu sezon Maserati kullanalım diyorum. Ne diyorsun? Zaten aracı ben kullanmayacağım da. Ne dersiniz? Maserati çok uzun zamandır kullanmadık ne yapayım işte. Gel bakalım adı nedir? Adın nedir aslan? Patron. Duyamadım. Angelos. Angelos. Evet. Angelo şey değil mi lan Galatasaray'ın sol bek işiydi de. Soyadın nedir? Carlos. Carlos. Ha, Angelino muydu o? Öyle bir şeydi lan. Nerelisin Carlos? İtalya, Florensa. Ne yapardın İtalya'da? Bir kulübün korumalığını. Kulübün? Gece kulübü mü? Aynen. Gece hayatını biliyorsun yani. Yani az çok bilirim gelen tipleri. Nasıl tipler gelir oralara? Yani her türlüsü gelir, serserisi gelir, düzgün adamı gelir. İyi. Peki gece hayatını biliyor musun? Bir dükkan açsak. Bunu ayakta tutabilir misin? Yani tabii ki uğraşırım yapmak için. Yapamazsan ne olacak? Siz ne isterseniz de olur. Pekala Carlos, hoş geldin bakalım. Ailen yaşıyor mu? Evet. Pekala. Anketi açtınız mı? Ne yaptınız? Abi açılmıyor. Twitch bozuldu. Allah Allah. Ne diyorsun ya? Dur ben açmayı deneyeyim bir anket. Şöyle. Anketi yönet. Yeni anket. Hangisi? Maserati Mercedes. Evet hadi bakalım. Ankete bir katılın bakalım arkadaşlar. Açılıyor oğlum işte. Ulan amma tanıştık ha. Tanış bitmiyor ha. Geliyorum. Patron. Evet. İzninizle dışarıda birinin bana anlatacağı bir şey vermiş de. Gidebilir miyim? Git bakalım. Maserati. Oo Maserati güzel. Vay güzel. Gel bakalım. Adın nedir evlat? Diego patron. Diego. Diego Maradona. Soyadın ne? Matteo. Matteo ha? Evet patron. Nerelisin Diego? İtalya patron, Bergamo. İtalya. Ne iş yapardın İtalya'da? Patron ben okul okuyordum İtalya'da. Sonrasında ailemin bir uyuşturucu ticareti yaptığını öğrendim. Bunu öğrendikten sonra da ailemi terk ettim. Hayatıma burada devam ettim. Burada da çeşitli meslekler yaptım. Hayatımı devam ettirecek. Mekanik. Birkaç markette çalıştım. O şekilde patron. Uyuşturucuyu sevmiyorsun o zaman öyle mi? Doğrudur patron. Peki ailenle görüşüyor musun yoksa ilişkini komple kestin mi? Yani görüşmüyorum patron. En son yaşadıklarını biliyorum. Dahasını bilmiyorum. Peki yarın öbür gün ailen karşına çıksa çok zor durumdayız. Bize yardım et deseler eder misin? Patron, uyuşturucu benim için her zaman sıkıntılı bir iş. Ama etmem sanırım patron. Peki biz uyuşturucu işi yaparsak bizi de mi bırakıp gideceksin? Hayır patron, siz ne derseniz onu yaparım. Bizi zaten bırakıp gidemezsin biliyor musun Diego? Çünkü bizi doğru, bırakıp patron. Gitmeyi deneyen kişi mezarlıkta kendine yer beğeniyor.
Buradan çıkışın yalnızca ölümle olur. Burası başka ailelere benzemez. Kafana göre girip çıkabileceğim bir ortam değil yani, değil mi? Evet Fatma. Buradan diri giren yalnızca ölü şekilde çıkabilir. Andreas, Avro. Evet Patron. Bunları herkese söyleyin. Eğer bunu bilmeyen varsa da gereğini yapın, değil mi? Anlaşıldı Patron. Anlaşıldı Patron. Pekala Diego. Ne işlerden anlarsın, bu mekanik işinden iyi anlar mısın? Evet Patron. Uzun bir süre çalışmıştım burada. Güzel. Bir arabayı yap desek bilirsin yani. Evet Patron. Şimdi mesele arabaları yapmak değil, onu bir şekilde öğrenirsin. Müşteriden anlar mısın? Müşteriyi güzel kıvama getirir misin? Biri 3'e satabilir misin? Satarım patron. Pazarlama yeteneğim de kuvvetlidir. Markette çalışmıştım uzun bir sürede. Aynı şekilde buraya geldiğimde. Evet. Ama bu elma armut satmaya benzemez değil mi? Doğru patron. Pekala, göreceğiz bakalım seni. Diego. Çık bakalım. Mikrofonu kötü değil çocuğun ama bir dip ses var. Sanki kablosunda bir sorun var gibi. Tam algılayamadım. Böyle bir enteresanlık var ama tam ben de çözemedim. Bir değişik oluyor yani mikrofonu. Diego'yu da bir söyleyelim. Ray 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 na 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 na. Andreas. Evet patron. Şimdi biz bu daha önce ithal araç siparişi vermiştik. Onu direkt teslim alabiliyor muyuz? Bilgin var mı? Bunu bir istersen galericiye mail at. Bu belediyede tamam. Çalışan galericiler var ya, anladın sen onu. Evet. Bir belediye çalışanlarına bir sor bakalım. Bu sipariş verdiğimiz aracı alabiliyor muyuz? Bir Maserati siparişimiz vardı. Belediye başkanının bilgisi dahilinde şehre ithali sokacağımız. Tamamdır. Onu öğrenip geliyorum patron. Bir sor bakalım. Gel bakalım aslanım. Adın nedir? Sinan. Anlayamadım. Aiden Red. Aiden. Evet. Ailen yaşıyor mu Aiden? Annem sağ patron. Baban öldü herhalde. He? Evet. Nasıl öldü baban? Trafik kazası. Trafik kazası. Ne zaman öldü? Yaklaşık bir 10 yıl önce kadar. 10 yıl önce. Özlüyor musun baba? Evet. Özlüyorum tabii ki ama sevmediğim yanları da vardı. Hangi yanlarını sevmezdin? Çok bira içiyordu. Çok içki içiyor. Evet, bu yüzden öldü. Herhalde sarhoştu. Öyle kaza yaptı. Evet. Sen seviyor musun içkiyi? Hayır patron. Güzel. Kafası sağlam adam lazım bize de zaten. Nerelisin? Amerika, Kaliforniya'dayım patron. Ne yapıyordun buralarda? Buralarda, Kaliforniya'da küçüklüğümde babam bir şekilde geçimimizi sağlıyordu az bir para kazanarak. Ondan sonra trafik kazası geçirdi ve annem iş bulmak için Los Santos'a taşındık. Annemin çalıştığı para yetmeyince ben de ufak bir tamirhaneye çalışmak için girdim. Orada temizlik ve araç tamir işlerini biraz da olsa öğrendim. Annem sıkıntılı depresyona girmeye başladı. Depresyona girdikten sonra annemi deli hastanesine kapattılar. Deli hastanesi? Ben 15 yaşından 20 yaşına kadar mekanikte oranın sahibiyle çalıştım. 20 yaşından 21 yaşına kadar işsiz kaldım. Ufak tefek şeyler satarak geçimimi sağlamaya çalıştım. Uyuşturucu gibi. 21 yaşından 23 yaşına kadar da bir güvenlik şirketinde çalıştım. Güvenlik şirketi ise Titan Corporation, San Diego, Kaliforniya merkezli bir güvenlik şirketiydi. Titan 24 yaşında oradan ayrıldım. Şu anda buradayım. Niye ayrıldın bu Titan Corporation'dan? Hiç çalışmadığı yerden soruyor. Oranın
içinde ufak tefek sıkıntılar yaşadık. Ne gibi sıkıntılar? Yapmadığım bir şeyden dolayı beni suçlu gördüler. Ne yapmışsın? Ne diyorlar? Bir bankanın güvenlik sorumlusuydum o zamanlarda. Orası için çalışırken. Gece banka soygunu oluyor. Ben elimden geleni yaptığım şekilde ben yaralanıp hastaneye kaldırılıyorum. Çalışmaya girdin yani. Evet. Karşı kişiydiler. Gece geç saatlerde sayılarını göremedim ama iki kişi bana saldırmıştı. Sayılarını göremedin. Yaralandım. Çaldın mı Evet. lan parayı, doğru söyleydin. Hayır patron. Çaldıysan çaldım de oğlum, banka soygunu iyi iştir. Zamanında çok yaptığımız iş. Haydi. Çalmadım patron. Çalmadın ha? Evet. Pekala. Bakalım burada neler çalacaksın bizim için. Biraz sıçtı ama toparlar. Pekala, çık bakalım. Şeyi bombaydı. Deli Patron Rooney hastanesine görevini döndü. tamamlamış geliyor. Halletmiş 300 dolar, öyle mi? Evet. İyi, güzel. Gelsin. İyi lan, 300 doları toparlamış bak. Patron. Evet. Bir mail attım size de bir kontrol eder misiniz? Telefonumuza bakalım. Bakalım ne olmuş. Merhabalar patron. İşler niye koçum? Maserati. Evet. Duydun mu Andreas? Şey var mı patron, bir herhangi bir fotoğraf vesaire? Maserati ya, bilirler. 4 kişilik Maserati. Tamamdır, Tamam tamamdır. koçum. Hoş geldin aslan. Hoş bulduk patron. Adın nedir? Pietro. Pietro. Evet Soyadın patron. ne Pietro? Giovanni. Giovanni. İtalyansın herhalde ha? İtalyanım patron. Güzel. İtalya'da mı yaşıyorsun? İtalya'da yaşıyordum patron. Torino Rivoli'de yaşıyordum. Hmm. Babamın işlerinden dolayı Los Santos'a geldim ben. Neymiş o Babam işler? lojistik taşımacılık diyelim patron. Ufak tefek buradaki dağıtımlarla ilgileniyordum. Öldü baban. Tabii babam bu konuda birazcık illegal çalışıyordu. Bazen silah, bazen uyuşturucu geliyordu. Bunların kontrolünü ben sağlıyordum burada. Ancak İtalya'daki işlerimiz biraz ters gitti. Oradaki illegal açımız ortaya çıktı polis tarafından. Ortaya çıkınca da babam içeriye girdi. Ben de burada tek başıma kaldım. İşlerimiz tamamen berbat oldu. Baban içeride şu an yani. Babam içeride. Üvey annem var. Onunla da aram pek iyi değildir. Baban yarın öbür gün ötmesin, bu da bu işi yapıyordu diye. Ötmez patron. Gerekirse kafasına sıkar, ötmez. Aynı şekilde ben de. Vay be, sağlam adam diyorsun baba. Öyledir patron. Ben de onun oğlu olarak sizin yanınızdayım artık. Peki yarın öbür gün babanı öttü. Kafasına da sıkmadı. O zaman sen babanın kafasına sıkar mısın? İhanet ettiyse sıkarım patron. Beni böyle büyüttü. Bu şekilde gider. Güzel, baban akıllı adammış. Çünkü ihanetin nedeni değil, bedeli olur. Doğrudur patron. Pekala Pedro. Hoş geldin bakalım. Eski aforizmalarımızdan. Sağ olun patron. Geç bakalım. Pedro güzel. Ray 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 ray
bitmedi. Bitse ne yapacağız? Wipe'lı server şu an. Zaten kimse rol yapmıyordur şu anda. 2-3 gün çok bir rol olmaz arkadaşlar wipe olduğu zaman. Milletin işte çalışması, malışması, zerte, zörte bilmem ne. Zaman alır yani. 2-3 günde önce serverlar toparlar. Wipe'dan sonra. Yavaş yavaş başlar her şey ya. Patron Runi de geldi. Runi yaptın mı işini? Patron iki kişiden 340 dolar aldım geldim. 340 dolar nasıl aldın parayı? Kardeşim diye sarıldım. Biraz sohbet ettim. Biraz da elim hızlıydı zaten. Attım arkadan. Ne geldiyse direkt cebime indirdim. Diğerinden şöyle taktım nasıl edeyim aldın? Patron. Diğerinden de aynı taktik. Bunların hepsi sazan gibi patron. Direkt aynı oltalama taktiğini kullan. Aynen öyle. İlginç. Pekala. Evet, pekala Runi. Bu senin mükafatın olsun. Bu para senin olsun o zaman. Ha? Sağ ol patron. İyi hadi bakalım. Çık bakalım. Görüşmek üzere patron. Evet. Aslan adın ne senin? Biraz var. Lex patron. Lex Gold. Lex. Nerelisin Lex? Hollanda. Hollanda. Evet. Avrupa'dan niye geldin buralara? Patron, babamı şehit verdikten sonra kendimi toplamak için izole ettim kendimi dış dünyadan. Daha sonrasında dünyayı gezmeye başladım. Sonra kendimi burada buldum. Babanı şehit mi verdin? Evet, askerdi. Askerdi, öldü baban. Evet. Hollanda'da ölen askerlere şehit mi diyorlar? ...404 vereceğim. Haklısınız patron. Umarım şehit olmazsın değil mi Lex? Siz ne dersiniz patron? Baban öldü. Sonra dünyayı gezmeye karar verdin. Sonra? Küçük çaplı işlerde çalıştım patron. Ama çok para kazanamadım. Sonra buradayım. Buraya ne için geldin? Hem size layık olmaya geldim hem de para kazanmaya geldim patron. Bana niye layık olmaya geldin aslanım sen? Böyle neden bana layık olmak istiyorsun? Namınızı duydum patron. Namımı duydun? Evet. Ne duydun hakkımda? Çok bilgili. Öğretmen miymişim ben çok bilgiliymişim? Hayır patron. Ama olursunuz gene de. İlginç bir çocuksun sen Lex. Ama bir potansiyelin var. Bakalım bu potansiyeli seni şehit mi edecek yoksa gazi mi? Göreceğiz. Hadi bakalım. Valla bir heyecanlandı, sapıttı, delirdi nasıl satayım. Geç bakalım Lex, çık dışarı. Ulan Lex. Bir dakika arkadaşlar, arabayı bulamamışlar galiba, atayım arabayı. Nerede ha? Nay. Ray ra ra.
italiano. Araba nerede la? Kaldırdılar mı acaba Maserati'yi sorun? Oğlum galiba Maserati'yi server'dan kaldırmışlar la. Şu an bakıyorum da server'daki arabalara. Tüh. Galiba kalkmış. Bizim Maserati yalan oldu chat. Andreas. Evet, evet patron. Bizim Maserati yalan oldu gibi. O istediğiniz varsa getirtelim patron. Ya uğraşılmasına gerek yok ekstradan da. Neyse dur bakalım birazdan karar veririm o zaman. Tamamdır patron. Tüh. Evet adın nedir? Patron. Ney? Rafael. Rafael. Evet patron. Çıkar bakalım şu gözlüğünü Rafael, bir yüzünü görelim gözünü. Yaklaş bakalım biraz. Ne oldu kaşına? Kaşımda ufak bir çizik var patron. Ne, nasıl oldu bu kaş? Kaşık mı? Ne kaşığı lan? Nasıl oldu bu kaş? Kaşık. Patron keyfi diyelim. Berbere böyle yapmasını istedim. Aa, tarz diyorsun. Yani bir nevi kendimce. Şu sıkıntıları ya. Benim kaşı görüyor musun? Evet patron, görebiliyorum. Hoşuna mı gidiyor böylesi? Yani evet patron. Ama bu keyfi değil. Bir gün gözüme birisi bıçak saplamak istedi. Yakaladık. Böyle oradan yardı. Hoşuna mı gitti bu yani? Yok patron. Benim hoşuma gitti. Buradan bana bir bıçak getirin bakayım. Getireyim patron. Getir getir. Süslenmeyi seviyorsun. Sana güzel bir süs verelim bari de bir hikayesi olsun değil mi? Sizden gelecek her şeye razıyım patron. Şimdi güzel oldu. Artık seninle bir şeklim var ha aslanım. Al şu bıçağı. Evet şimdi anlat bakalım. Ne anlatmamı istersiniz patron? Adın neydi senin? Bir daha söyle bakalım. Rafael ismim. Rafael. Nerelisin evet. Rafael? İspanyolum patron. İspanyolsun. İspanya'da evet, mı yaşıyordun? İspanya'da yaşıyordum patron. Orada bir işim vardı. Evet. Soğuk.
Arkadaşlarımla birlikte bir av bayi işletiyorduk. İcralık olduk. Dükkanımız kapatıldı. Ben de buraya taşınmaya karar verdim. Av işi yapıyordunuz ha? Av bayi patron, evet. Av malzemeleri. Av malzemeleri. Silahlar vesaire. Evet. Avcıyım diyorsun ha Rafael. Yani severiz patron uğraşmayı. Attığımızı da vururuz. Ne güzel, ne güzel. Umarım attığını vurursun. Umarım patron. İyi, niye geldin buralara? Patron, dediğim gibi orada icralık olduktan sonra dükkanımız kapatıldı. Buraya taşınmaya karar verdim çünkü orada kalsaydım arkadaşlarımla sonumuz çok kötü olacaktı. Birkaç ortak yapıyorduk bu işi. Yani o ülkeden uzaklaşmam gerekiyordu. Öyle hissetmiştim. O yüzden buralara gelme kararı aldım. Peki burada bizim yanımıza niye geldin? Patron, burada isminizi daha önce çok duymuştum. 1-2 sene içinde yaşadım burada. Yani kendimi bu aileye layık gördüğüm için buraya gelmek istedim. Bu aileye layık mısın sence? Bunu zaman gösterir patron. Size layık olmak için elimden geleni yapacağım. Peki diyelim elinden geleni beğenmedim, ne olacak o zaman? Beğenmezseniz eğer patron, canım sizindir. Ama böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Kendime güveniyorum. E hadi bakalım, göreceğiz. Pekala, geç bakalım. Müsaadenizle patron. Ulan ne sıcak hava birden ısındı ya yine. Bir sıcak bir soğuk, anlamadım ki kardeşim, beynim yendi ya. Şu Pauli'yi bir getiremediler ya. Bu şapkalı ne yaptınız? Getiremediniz mi şapkalıyı? Lan yine araç vergisi. Bir sorayım onu patron. Tamam. Müsaade var mı patron? Var aslanım, gel bakalım. Merhaba patron. Merhaba, adın nedir? Adım Fred patron. Fred. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Evet patron. Soyadın ne Fred? Fred Lorenzo patron. Neredesin Fred? İtalya'nın Milano şehrinden. Sesi çok geliyor biraz patron. Ya. İtalya'nın yani. Ne yapıyordun İtalya'da? Patron, İtalya'da bir mafya babasının yanında çalışıyordum. Mafya babası sanırım bu işleri bana bırakacağını söyledi. Ben de biletimi alıp Amerika'ya geldim patron. İtalya'da bir mafya babasının yanında çalışıyordun. İşleri sana bırakacağını söyledi. Sen ne? Hayır, işleri yani bu illegali bırakacağını söyledi bana. Elini ayağını çekeceğini söyledi. Öyle olunca sen de bıraktın orayı, buraya geldin. Evet patron. Niye buraya geldin? En büyüğünün yanına geldim patron. Neye geldin? Buraya işte iş bulmaya geldim patron tekrardan. Ne dediğini ben çocuğun tam anlayamıyorum ya. İş bulmaya geldin. Evet patron. Ne iş yaparsın sen? Patron, siz ne emrederseniz onu yaparım benim. Şimdi sıkıntı yok, elimden her iş gelir. Her iş geliyor elim. Evet patron. Kimmiş bu İtalya'daki mafya babası peki? Onun ismi de Rodrigo Est patron. Rodrigo. Evet, Rodrigo Est. Niye bıraktı bu işleri bu? Patron yaşı ilerlemişti zaten. Bir zaman sonra artık hastalıkları da ilerlemişti. Kalp bozukluğu falan vardı.
Öyle olunca bıraktı bu işleri. Evet patron. Hadi bakalım göreceğiz seni. Mafya babasının adamı. Geç bakalım. Patron. Paul uyumuş galiba. Niye uyumuş mesai saatimizde? Gözlerinde bir problem var dedim. Yok dediler. Uyudu dediler. Hiçbir nedeni yok. Aynen bilmiyor diğerleri de. Sordum ama. Evet o zaman ölmüştür değil mi? Hiçbir nedeni yokken biz buradayken yoksa bence öldü. Siz ne dersiniz Upat? Araştır. Güzel bir neden yoksa ölmüştür. Tamamdır patron. Peki. Kaç kişi kaldı? Sorayım hemen. Mauro. Kaç kişi kaldı patronla tanışmaya? Bir kişi kalmış patron. Pekala gelsin. Arkadaşlar birazdan sizinle bakıp seçelim arabayı tamam mı? Çünkü o araba yok. Maserati yok. Yine hiç adamları da uğraştırmak istemiyorum sonra araba yükletme falan. Bakarız seçeriz arabayı. Yoldalar patron geliyorlar. Nereden geliyorlar lan bunlar ne yolu? Şu an moteldeymiş yeni inebilmiş şehre sanırım. Ha. Aynen. Tamam şurada bir telefonuma bakayım siz gelince söyleyin bana. Tamamdır patron. O zaman biz de bu arada bir bakalım ha. Vereyim. Merhaba diyeyim. Çocuklar ileride verin numaralarınızı birbirinize. Tamamdır patron. Şu ileride. Şimdi hadi bakalım. Evet chat başlıyoruz. Şimdi G-Kasa'ya gerek yok. Bu neymiş? Bu zaten bize gitmez. Bu GTA 63. Artık içimden GTA 63 çıkacak yani. Biraz daha GTA 63 görürse GT 2 kişi gitmez. Gitmez AMG. Bentley. Çok hoşuma giden bir Bentley değil. MV 2 kapı. 2 kapı. 2 kapı. Bu CLS galiba bu eski. Bayağı eski bir model. Eski S kasası. Ferrari. Mercedes. Bir tane SUV var. Belki olabilir şu SUV. S SUV galiba bu. Şu galiba Mercedes'in S SUV'u. Tam bilemiyorum ama belki olabilir. Bu aklımızda bir olsun. Bu hangi araba bilmiyorum ama iki kapı. İki kapı. İki. İki. BMW 2. 2 2 2. Yok yok. Yok bunlar değil. Bunlar sıradan. Bunlar olmaz. Bunlar hiç değil. Hayır. Mercedes Vito. Aa! Bu ne lan? Işıklı araba. Urus. Range. Audi. Bu neymiş böyle? Bu Bentley galiba değil mi bu? Bentley herhalde. Abi Maserati biraz yok ya. Neyse de bakalım. Gel bakalım aslan. Adın nedir? Anlayamadım. Ben Reyli. Ne? Ben Reyli patron. Ben. Adım Ben. Evet. Ben senin ses tellerinde bir arıza var gibi geliyor bana sanki. Ses çok ekol değil mi ya? Olabilir patron. O şu an çözebileceğim bir şey değil maalesef. Anladım. Peki neredesin sen Ben Reyli? Brooklyn'liyim patron. Brooklyn. Evet.
Çok yaşayın patron. Çok yaşayın patron. Ay, siz de görün. Ne yapıyordun Brooklyn'de? Bizim ufak bir tamirhanemiz vardı abimizle işlettiğimiz. Abimle birlikte daha doğrusu. Evet. Bir süre güzel güzel devam ediyorduk. Ya tam düze çıkmaya yakınken mekana yani mekaniğimize birkaç tane tip de dadandı. Ya o tiplerle biraz uğraştık uğraştık. En sonunda abim artık yeter. Oğlum ses ne kadar ekolu geliyor Erdoğan'ın ya. Bir talihsizlik yaşandı. Kavgada abimi kaybettim. Ben de o zaman biraz ufaktım. Bulduğum tornavideyi bacağına saplayıp kaçmak zorunda kaldım. Bir süre saklandıktan sonra da kendi yaşantıma baktım. Baktım olmuyor. Trenle buraya geldim patron. Trenle buraya geldim Brooklyn'den. Evet. Trenle. Ya trenle bir yere kadar geldim patron. Ondan sonrası uçak. Nereye kadar geldin trenle? Nereye kadar geldim? Manhattan'a kadar. Manhattan'a kadar trenle geldim Brooklyn'den. Evet. İngiltere'den trenle Manhattan'a geldim. Sonra da uçağa bindim. Yok, Amerika Brooklyn. Amerika Brooklyn. Evet. Amerika Brooklyn neresi Brooklyn Amerika? Söyleyeyim patron. Ha, buldun mu? Ben biliyorum patron orayı zaten de nerenin yanında kaldığını hatırlayamadım. Nerenin yanında kalıyor? New York'un içinde. Neresinde New York? Tam olarak neresi? Tam ortası patron. Yani nasıl açıklayabilirim diye düşünüyorum da. Brooklyn merkez. Ya öyle denebilir ya. O çok basite kaçacağı için demedim de. Ya merkezi sayılır. New York'un. İyi bakalım Ben Reilly. Gel bakalım Spider-Man. Peki geç bakalım. Sağ ol patron. Çocuklar telefonumda birkaç mailime bakıp geliyorum ben. Tamamdır patron. Şimdi şu arabayı seçelim Jet. Şimdi G kasayı geçtik. Geçtik. Range kullandık. Bıktık. Bu Bentley galiba bu da ya. O herhalde. Bir enteresan bir tip. İki kişi. Şu Mercedes galiba. Mercedes de ne bu Mercedes bilemedim. Şunları geç. Vallahi şu gözüme sanki kestirdim gibi arkadaşlar. Yine Merso'ya geçtik ama mecburen ne yapalım. Passat çekeyim arası satayım. Yanlaya yanlaya gezeyim. Escalade yok galiba server'da. Yani server'da olan arabaları koymuşlar. Rolls Royce galiba değil mi o? Evet. Bence iyidir abi. Ne diyorsunuz? Bence okey gibi ya. Hem SUV hem Merso. Tamamdır abi. Bunu hemen yollayalım. Eskalade yok oğlum server'da. Ne yapayım? Tamam. Bizim Emine de gönderdik. Ekiple tanıştık. İyi oldu. Güzel oldu. Şimdi bir de mekaniğine oraya girelim. Araç şimdi mi gelecek yoksa istediğimiz bir yere mi gelir? Bakayım. Bizim malikane olması da iyi oldu ha. Vay be. Hey gidip gider mi?
Hey gidi günler be. Eski evladım Kenny. Eski evladım Kenny. Ulan ya. Evet Andreas, nedir durum? Haber bekliyorum patron. Pekala. Bizde şimdi idare eden araçlar mı var? Evet, balırlarımız var. Bir de normal çocukların kiraladığı araçlar var. Peki. Şu kapının önü... Oradaki araçlarla herhalde gideceğiz şimdi, öyle mi? Orayı temizlediler sanırım. Tamam, bir araçları hazır ettin bakalım, bir mekaniğe geçelim. Araçlar arkadaşlar, araçlar. Paul, valla Paul herhalde çöktü, bitti bilmiyorum. Paul nedensiz bir yere gittiyse yazsak ekipte nedensiz yere gitmek. Bakalım sonu ne olacak. İşte şu gözlüğü bulamıyorum kardeşim. Bu gözlük yok serverlarda artık. Devlet paketlerinden yok. Şu gözlük nerelerde bilmiyorum. Bu gözlük niye yok? Çok da güzel bir gözlük aslında ama. Arka mıydı lan, neydi? Ha, arkada. Bunun yumruk hali de vardı değil mi? Bunun yumruklusu yok muydu ya? Bunu çık. Bu arada Huda dediğiniz gibi Erhat Hanım. Güzel değil mi o? Şuydu değil mi bizim? Hazırız patron. Dur, bu da değil demek. Bizimki şuydu. Bizim araç nedir? Burada bizim mı? Araç çuvalır. Burada patron. Sürün bakalım. Oğlum emote yapmana gerek yok ki. Direkt kapıyı açsan oluyor zaten. Heh bu. Yavaş yavaş mekaniğe gidelim. Tamamdır patron. Yani temizlenmişti burası. Bildirdik temizleyeceğiz dediler ama herhalde gelmediler daha. Bir dert chat yükleyin ya, bir dert chat biliyorsun. Sessiz konuşun arkadaşlar, takip. Son kalanı bindirin. Kucağınıza alın gerekirse, yer yoksa. Takip devam. Yavaşça mekaniğe geçiyoruz. Çocuklar. Herkese güzelce... Öğretin, anlatın. Tembihleyin. Araç kullanımında çok iyi bir kullanış istiyorum. Anlıyorsunuz değil mi? Tamamdır. Anlaşıldı patron. Önce şehri bir gezelim. Şehirdeki yoğun yerlere bir gidelim. Oralara bir görünelim. Gitmeden silahınızı vereyim mi? Şu an gerek yok silah. Tamamdır. Ya da koy sen torpidoya, ben alayım, sonra unutmayalım. Tamam. Koydum. Elimize silah almayalı uzun zaman olmuştu chat. Ulan dakika bir gol bir. Ateş. Direkt yakalanıyormuşuz lan.
Otele gidiyorum patron. Ne? Aga ben bu mermiyi niye kullanamıyorum ya? Acaba arabada dolduramıyor muyuz anasını satayım? Neyse dur bakalım. Ha sürücü koltuğundayken ateşle... sürücü koltuğunda değilim ki ben. Herhalde drive-by kapalı server'da. Polis bir şey diyor mu arkadaşlar? Tamam devam edin. Var mıymış bir soru? Yok bir şey demiyorlar. Departmanı konuşuyor. Aracınız sağ çekip kontağı kapatabilir misiniz? 3 araçtan fazlası yasak demişler. Çek kenara. Sağ çekelim. Kimse sesini çıkartmaz. Buyurun memurum. Merhabalar öncelikle iyi günler. Merhaba, merhaba iyi günler. Bakın beyefendi şu an bilmiyorsunuz prosedürü ama sanırım şöyle söyleyeyim. Bir trafikte üç araçtan fazlası. Üç araçtan fazlası evet, yasak. Biliyorum bilgim var. Evet. Bilginiz olsun. Yani bu ilk uyarımız olsun. Şimdilik herhangi bir ceza yaptırım, herhangi bir şey uygulamayacağız. Sadece sizi bilgilendirme amaçlı şu an burada. Sizi durdurduk, zamanınızı alıyoruz. Kusura bakmayın. Yok tabii haberiniz tabii. Olsun. Problem değil. Tamamdır. Haberiniz olsun. Yolculuklar diliyorum efendim. Çakarlar kapıdan güzel bir besiniz. İyi günler. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Yavaşça devam edeceğiz. Hazır olun. Üç araçtan fazla gidemiyormuş öyle mi? Öyleymiş patron. İyi bir dahakine denk gelirsek polise ceza keseriz o zaman. Anlaşıldı patron. Var mı burada popüler yerler? Bir U'ya gidiyorum orayı aktif vermişlerdi. Taksi lazımdır o bey. Bugün yeni pasaportlar dağıtıldığı için çok kişi çalışıyor olabilir patron. Normal. Çocuklar, bizim herkesi tembihleyin. Kesinlikle mekanik dışı hiçbir iş istemiyorum. Anladınız tamamdır, değil mi? Tamamdır, tamamdır Batur. Hıza hiç gerek. Bir daha söyleyin. Tamam, sıkıntı yok, tamam. Polis girelim mi Batur? Nöbete başlamış herhalde, nöbet yerinde. Evet. İçtimai orada alıyorlar herhalde. Çakar sıran kapat. Yok çok fazla polis var muhataba gerek yok. Çıkalım. Oğlum niye bütün polisler burada toplanmış la acaba? Mekaniğe geçiyorum patron. Gidelim. Bakalım başka ne var? Şu sahile de bir gidelim ya. Tamamdır. İskeleye. Ozlov Limited. Başağın emlak. Emlak kirli para muhabbeti mi var acaba ya? Lan hiç sevmediğim iş. Mekanik. Oha bayağı mekanik var la. Bunlar silahçı. Ufu kafe. Fadıl market mi?
He, şeyleri yazıyor mu biliplerin yerlerinde isimleri? Alır. Doğru Eğitçim. Rockstar komple 5M'i satın aldı. Efendim? Ne sana diyorlar? Daha hızlıca katılsınlar. Çalışma zamanı olunca kalabalık. Millet balık tutuyor ha. Aha çöktü oyun. Çocuklar tansiyonumuz mu düştü? İyi patron. Yo, iyiyiz. Acayip bir tansiyonumuz düştü. Tamam gidelim mekaniğe. Aga bu müzik sesleri niye geliyor, kapattık o kadar bunları ya? Kesinlikle mekanik dışına çıkmıyoruz değil mi? Çalışma olarak patron. Evet evet. Sadece mekanik. Tamam. Çok yavaş bir ilerleme istiyorum şehirden, anladınız değil mi? Anladım. Evet patron. Ay, ay, ay. Abi arkada araba seni takip ediyor. Evet, beni takip eden birçok araba var şu an. Bence iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ne iyi mi kötü mü oldu anlamadım. Musab. Aferin lan Turun. Müzik yerden online'a girip kapatman lazım. E müzikler kapalı oğlum zaten. Kapattı. Daha da mı kapatacağız? Radyoları da off yaptım. Acaba bununla ilgili mi? Bilmiyorum ki, belki de bundandır. Yok, adamın açtığı değil ya. Oyunun kendi müziği çalıyor, nereden çalıyorsa. Anlamadım ki onu. Ne yapıyor bu serseri ya? Pekala. Araçları park edin. Araçlar müşteri otoparkına park edilmeyecek. Onu bizim çocuklara öğret. Tamamdır patron. Bak bu arada sanki gitti o ses ha. Yok. Yine geliyor ses. Anlamadım nasıl geliyor. Abi bu sesi nasıl kapatacağız ya? Patron. Hmm. Teslimat yarın yapılacakmış. Yarın. Tamam. Evet. Andreas. Evet. Bizim çocuklar bu siz orada dinlediniz. Mekanik işinden anlayanlarla bir araya gelin. Tamamdır. Başına güzel birini koyun. Hatta çalışmak isteyen kim varsa çalışabilir. Bugünden aktif verelim o zaman. Hemen çalışmaya başlayın. Tamamdır. Ama başka iş yapılmasını istemiyorum. Tamamdır. Ayrıca şehirde ben yokken herhangi bir olaya, bir hadiseye de kimse girmesin. Anlaşıldı patron. Tamam. Çalışmak isteğine veriyorum rozetini. Evet evet, ama başına iyi birini, sağlam birini geçirelim. Buradan güzel bir düzen kuralım. Bir de bizim çocuklardan ağzı iyi laf yapanlarla şöyle bir görüş bakalım. Şu diğer tamamdır. Mekanikleri de bir yoklasın. Diğer mekanikler nasıl işlerine başlamışlar, fiyatları ne çekiyorlar. Bunları bir öğrenelim. Tamamdır, onun da bilgisini alırız. Tamam. Ben yatıyorum. Bugün tamam. Neydi günlerden? Salı. Yarın yokum. Perşembe günü
Biraz paralanalım, kullanalım, görelim bir şeyler. Anlaşıldı patron. Tamam. Tamam. Hadi bakalım, ben kaçıyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın patron.